D vitamini normalde en çok deride salgılanıyor vücudumuzda ve gelişimimiz için, özellikle kemik gelişimi için, yine immünolojik etkilerinden dolayı da vücut için esansiyel minerallerden bir tanesi, vitaminlerden bir tanesi. O yüzden eksikliği önemli. Hastaların tabii günlük dışarı çıkıp güneşlenmeleri önemli. Tabii güneşlenirken de saat 10 ile 4 arasında çok istemiyoruz. Çünkü bu sefer de güneşin yan etkileri var. İster istemez deri kanserleri gibi veya işte güneş deri yaşlanması gibi, lekeler gibi yan etkileri var. Günlük bir yarım saat sadece bir kolunu tutmaları, dışarı açık bulundurmaları yeterli. Hani çok aşırı da istemiyoruz ama rutin güneşlenmeleri gerekiyor. Çünkü güneşe bağlı bir sentez oluyor ve deride oluşuyor ana şeyi, sentezlenmesi. O yüzden de şey önemli. Güneşlenmeleri, günlük dışarıda bulunmaları önemli ama saat 10 ile 4 arasında dikkat etmeleri gerekiyor hastalarımızın. Güneş koruyucu krem kullanmak gerekiyor. Ama güneş koruyucu krem hani yüz, daha çok eminim tabii koldan oluyor. Hani yüzden hani şey değil. Ama yüz için özellikle veya güneşten korunma önemli. Zaten yarım saat dediğim gibi hani günlük düzenli güneşlenme yeterli olur. Güneş koruyucu krem kullanmaları öneriyoruz. Çünkü bu sefer de güneşe bağlı oluşan diğer yan etkilerden dolayı da korunmamız gerekiyor. Güneş koruyucu krem engellemekle beraber kısa süreli yeterli olacağı için D vitamin sentez güneşlenmenin kullanabilirler. Güneş koruyucu kremde. Tedavisi mümkün. Aynen. Güneşle zaten hani rutin tedavisi mümkün. Ek olarak biz yine özellikle saç deride saç dökülmesi gibi dermatolojik rahatsızlıklar da neden oluyor D vitamini eksikliği. Eksiklik olduğu zamanlar hem bunu öneriyoruz güneşlenmeler hastalarına hem de oral D vitamini takviyeleri var. Onlar da tedavide rutin veriyoruz. Onlar da şey yapıyor. Hastaların tamamlamış oluyoruz tedavisini. Eklemiş oluyoruz.